Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 19. haftası 4. videosundayız. Bu videoda daire halkasının alanından bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Daire halkasının alanı çok basit. Bir halka, halka dediğimiz büyük daireden küçük bir daire parçası şu beyaz parçayı çıkarttığımız zaman halka oluşuyor. Ya e da üstünde bütünsel düşüneceğiz yine. Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanı çıkarttığımız zaman halkanın alanını buluruz. Halkanın alanı ile ilgili yani büyük çemberin yarıçapına büyük R, küçük çemberin yarıçapına küçük R diyecek olursak yani bu halkanın alanı neymiş? Pi R kare eksi pi R kare şeklinde bulunuyormuş. Peki şöyle bir şey olursa eğer şu küçük çembere teğet olan bir doğru parçası verildiğinde de bununla ilgili bir formül var. Hadi bunu bir beraber bulalım istersen. Nasıl bulacağız? Şimdi en etkili silahımız neydi bizim? Tabii ki yarıçap çizmek ama ondan, onun öncesinde merkez var, teğet var. Çek, dik yapacak olursak. Peki sonra burası 90 derece. İki eş parçaya böldüm, mü böldü. Burası da x oldu. En etkili silahımız yarı çarp çizmek. A sana yarı çarp. Bu büyük R. Bu da küçük R. Aa, burada bir pisagor bağıntısı var mı? Var. Yani R kare eşittir. R kare artı x kareden ne eşit oldu? X kare R kare eksi R kare eşit oldu. Peki halkanın alanı ne? Halkanın alanı pi R kare eksi pi R kare olduğundan dolayı Hatta pi parantezinde r kare eksi r kare olduğundan dolayı r kare eksi r karenin x kare olduğunu bulduk. Direkt pi x kareye eşittir dostum. Evet pi x kare eşit oldu. Demek ki bu böyle içerideki çembere teğet bir çizgi çizdiğimiz zaman bu 2 x'i x x diye böldüğünde pi x kare diye bölünür. Yalnız buna dikkat et. Bak şu değil. Hocam mesela bunun tamamı x iken x kare değil. Ya da bunun tamamı 4 iken pi 4'ün karesi değil. Bu merkez teğet iki eşit parçaya bölüyor ya. 2 2 pi çarpı 2'nin karesi yani 4 pi şeklinde bulunur. Buna dikkat et. Yani bunu zaten ispatını gösteriyorum ki. Hani sorusu geldiğinde bu şekilde yapın diye söylüyoruz arkadaşlar. Ha bana kalsa halkanın alanının işte büyük dairenin alanından küçük dairenin alanı çıkartmak olduğunu direkt söylerim. Yani bununla ilgili bu pi x kareyi kullanmam. a böyle bir özel durum var. Bunu da size ispatlamak istedim. Sorusunda da bakalım şimdi nasıl davranacağım ben ne merak ediyorum. Bakalım birlikte yapalım. Ama ben büyük ihtimalle ispatıyla yaparım zaten bunu. Daire şeklindeki bir kartondan aynı merkezde bir daire kesilip atıldığında kalan parçanın alanı 50 pi birim kare oluyor. Şekil 2'deki kartona bir doğru parça çizildiğinde doğru parçasının uzunluğu en fazla kaç birim olur diye soruluyor. Şekil 2'de bir doğru parça çizeceksin en fazla. Arkadaş sen bir doğru parçası çemberin içine çizdiğin zaman mesela burada çizsek en büyüğünün nerede olduğunu biliyorsun. Hocam en büyüğü tam olarak nereden geçen? Çemberin merkezinden geçen yani çaptır. E o zaman burada da bir çizgi çizmeye kalksak. Hocam bir çizgi çizmeye kalksak ama bu içi boş olduğu için iki tane çizgi şeklinde oldu. E o zaman burada en büyük bunlar olmuyor maalesef. Yani şuradan bir çizgi çizilmemiş oldu. Şurası boş olduğu için şu parça tek bir çizgi bu parça da tek bir çizgi oldu. Burası bütün bir parça çizemeyiz böyle bir şey. O zaman çemberin merkezine en yakın olacak şekilde çizebiliriz. Mesela şunu çizebiliriz. Daha da yaklaştır. Şu mesela. Daha da yaklaştır. Hocam en yakını maalesef bu olur. Bundan daha yakın olur mu? Teğet öbürü zaten içeride kesiyor. İki tane doğru parçası olmuş olur. Bu öbürleri olmaz. O zaman bizim çizeceğimiz en büyük doğru parçası bu. Arkadaşım ben buna bir x x diyecek olursam benden 2x isteniyor. İstersen pi x kare eşittir 50 pi deyip Buradan x'i bulup ondan sonra sonuca ulaşabilirsin. 2x'e ulaşabilirsin. Ya da biz ne yapalım burada? İşlemimizi yapalım. Ne yapacağız? Bizden bu kirişin uzunluğu isteniyor. Evet şöyle göstereyim istersen. Hop soru işareti olarak gösterin. Şimdi biz halkanın alanı bulacağız. Büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağız. İspat yöntemini yapıyorum. Merkez var teğet var çektik. Kirişi keş parçaya böler mi? Böler. Hocam şunlar birbirine eşit. Yani şuna x x diyelim. En etkili silahımız yarı çap. Yarı çapı çizdik. Burası da r oldu. Hocam burası da R Pisagor bağıntısı. Halkanın alanı nedir? Pi R kare eksi pi R kare. Yani pi parantezinde R kare eksi R kareye eşittir. E bu R kare eksi R kareye eşit. Burada da Pisagor bağıntısı yaparsam R kare eşittir. R kare artı X kare olduğundan dolayı R kare eksi R kare neye eşit oldu? X kare eşit oldu. Hocam burası X kare oldu. Yani pi X kare neye eşitmiş? Pi X kare 50 pi'ye eşitmiş. Pi'ler gittim buradan gitti. X kare 50 ise x'i de buradan kök 50 olarak buluruz. Yani cevabımız 5 kök 2 olarak çıkar. Demeyelim. Sazallık yapmayalım. Genelde benim en çok yaptığım şey videolarda da görüyorsunuz. Senden bu x istenmiyor ki. Senden 2x isteniliyor. Yani 2x ne yapar? 10 kök 2 yapar. Evet cevabımız böylelikle 10 kök 2 oldu sevgili dostlar. Evet görüyorsunuz. Yani formülü bilmeye gerek var mı? Bence gerek yok dostum. Özel olarak bir formül ezberleme. Evet örnek 27'yi bulduk. Örnek 28'e gelelim diyeceğim ama burada bir not var. Yay uzunluğu verildiğinde daire diliminin alanı bulunabilir. Arkadaşlar dairenin alanında ya da daire diliminin alanında iki tane formül var aslında. Bir tanesi şu. Bir tanesi şu. Daire diliminin alanının burası alfa belliyken pi r kare alfa bölü 360 olduğunu biliyorsun zaten sen. Tamam. Bir de yay uzunluğu verilirse üçgenin alanı gibi düşün. Üçgen alındaydı. neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? Evet. Bu taban çarpı bunda yükseklik gibi düşün. Yükseklik bölü 2. Yani x çarpı r bölü 2 şeklinde de bulunabilir. Peki hocam bu nereden geliyor böyle diye soracak olursanız. Tabi ispatsız gitmeyelim. Şimdi bundan sonra da böyle uzunlukla yay uzunluğuyla verilip de alan malan sorulursa o şekilde de bulabiliriz. Hatta bak şimdi. Hop şöyle bir çemberin tamamının dairenin tamamının alanı sorulursa yay uzunluğu ne? 2 pi r, değil mi? Bak ispat bir şey bir, tersten başka türlü bir ispat yapmaya çalışıyorum. Bunun çevresi 2 pi r. E madem öyle hani yay uzunluğu çarpı r bölü 2 idi. O zaman 2 pi r'ye çarpı r bölü 2. Dairenin alanını verir. Hop hop a. Gerçekten de pi r kareye eşit oldu arkadaşlar. Yani bu söylem bu tam dairede de geçerliymiş. Demek ki doğru bir şey bu. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok galiba. Şimdi gelelim bunu ispatlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşım ben daire dilimin alanını bulmak için tek bir formül biliyorum. Ya da tek bir tanım biliyorum. Hocam merkez açı lazım bana. O da nedir? Pi r kare alfa bölü 360. Evet alan dediğim aslında bu. E hocam burada x yay uzunluğu. x yay uzunluğunda nedir? 2 pi r alfa bölü 360 değil mi? Evet. E sen burada Alfa bölü 360 yerine ne yazabilirsin? Alfa bölü 360 şurada var ya görüyorsun bak burada. Burada yalnız bırak x bölü 2 pi neye eşittir? Alfa bölü 360 eşittir. Buradaki alfa bölü 360 yerine x bölü 2 pi yaz bakalım. O zaman alan pi r kare alfa bölü 360. E alfa bölü 360 yerine x bölü 2 pi yazacak olursam eğer. Bak şimdi ne oldu? Pi'ler gitti mi gitti. Hocam R'lerden bir tanesi gitti mi gitti. R var yukarıda çarpı x bölü 2. R çarpı x bölü 2 yani x çarpı R bölü 2 geldi mi geldi. İşte görüyorsunuz ispat bu şekilde olmuş oldu. Ama bundan sonrasında böyle yay uzunluğu gibi bir şey verilmişse dairenin alanını bulmanın biz tek bir yolunu verdik bu videoya kadar. Ama bu videoda da yay uzunluğuyla da ilgili bir alan formülü var. ÖSYM uzun zamandır sormuyor. Bunu sorabilir. Bak bazen böyle unutulmuş şeyleri çok güzel çekmesini biliyor ÖSYM. O yüzden bunu da bilmeniz lazım. E siz bunu öğrendiniz ya. Artık şunu da yorumunu yapabilirsiniz. Bu neye benziyor peki? Ya hocam ben bunu bulurum. Büyük şuraya burası A iken şuraya da B diyelim mesela. Şuraya da B diyelim. Hocam büyüğün alanından yani x çarpı b bölü 2'den y çarpı b eksi a bölü 2'yi çıkartırım. Bunun alanını bulabilirim diyebilirsiniz. Ya da bu neye benziyor? Bak bu sınavda çıktı en son. Direkt formül yani x, y ve a'lı sordular. E hocam bu da biraz önceki üçgenin alanına benzetmiştik. Bu da yamuğun alanı. Yani alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. E bunun ispatını da siz yapabilirsiniz. Biraz önce de zaten bunu söyledim. Evet böyle bir şey geldiği zaman da bu şekilde. Yay uzunluğu geldiği zaman eğer üçgen şeklindeyse yani dilim şeklindeyse taban çarpı yükseklik bölü 2. Eğer yamuk şeklindeyse de bak alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde aklınızda kalabilir. Tamam mı? Bunun aynısı sınavda çıktı. Hatta bununla ilgili en son bu soru çıktı galiba. Yani bir 7-8 yıl oldu diye hatırlıyorum ama belki de daha geçmişte olabilir ama dediğim gibi ÖSYM böyle soruları cımbızla seçip böyle karşımıza çıkartabiliyor haberiniz olsun. Evet bununla ilgili güzel bir tane örnek yapmışım. Hatta bu örnek tiplemesi de ÖSYM'de çıkmış bir sorunun benzeridir. Dikkat et buna. Şimdi bize neler verilmiş? TBC yayı verilmiş. Evet gençler şuradaki TBC yayı verilmiş. AT uzunluğu 8 verilmiş. s 1 eksi S2 verilmiş. Buna göre AB uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi varsa yapmamız gereken yapalım bir şey. Merkez var, teğet var. Çektik. Yaptık. Hocam şu diki çizdik. Şöyle 90 derece. E burası yarıçap, burası yarıçap. Bak şimdi alanlar verilmiş. S1'i bulamam. r kare alfa bölü 360. Alfa verilmemiş. Hocam yay uzunluğu verilmiş ama şu yay uzunluğu verilmiş olsaydı evet Yay uzunluğu çarpı R bölü 2 deyip bu orayı, bu burayı bulabilirdim. Bana neresi verilmiş? Bu yay uzunluğu verildiği için şurasının tamamını bulabiliriz. Yani şuraya bir B diyecek olursam B artı ismini tamamını bulabilirim. Evet daha önceki videolardaki gibi şey önemli. Beyaz alan yine önemli. Bak bir şey hatırlatayım sana. S1 ile S2 birbirine eşit olsaydı da yine beyaz alan önemliydi. Hani atıyorum S1 ile S2 birbirine eşit olsun. Soru öyle olsaydı. O zaman buraya B derdim. A, A artı B alanı en bu alan hem de A artı B alanı bu daire diliminin alanı derdim. birbirlerine eşitleyip sonuca ulaşırdım. Ama burada ne demiş? S1 eksi S2 de istenmiş. Bu istenildiğinde de beyaz alan çok önemli. Beyaz alana B deyin. Bak burada sen yay uzunluğu verildiği için neyin alanını bulabilirsin? Şuradaki daire diliminin alanını bulabilirsin. Merkez açısı yok ama yay uzunluğundan dolayı bulabilirsin. Evet. Da zaten dairenin de dairede alanda ya pi r kare alfa bölü 360 a ve ya da artık bir şey daha girdi şuraya. Neymiş o? Ya uzunluğu çarpı r bölü 2. Hemen yazalım. S1 artı beyaz alan neye eşit olacak? Y ya uzunluğu. Yani 16 çarpı R bölü 2. Yani bu ne oldu? 8 R oldu. E burada S2 artı B de belli mi? Belli. S2 artı B de dik üçgenin alanı değil mi? Evet onu da yazalım. S2 artı B alanında 8 çarpı R bölü 2'ye eşittir. O da 4R'ye eşittir. E şimdi ne yapacağız? S1 eksi S2 verilmiş bana. E onu elde edeceğim. Alt alta yazın. Özellikle farkları da verildiğinde beyaz alan önemli. B yazın. Alt alta yazın. Taraf tarafa çıkartın. Çıkarttığınız zaman ne geliyor? S1 eksi S2 geliyor. B'ler nanay oluyor çünkü. 8 bu da neye eşit oldu? 8R eksi 4R'den 4R'ye eşit oldu. Peki bu neye eşit? Bu da zaten S1 eksi S2'yi de bana 24 diye vermiş. Bu da 24'e eşit olduğundan dolayı 4r 24'e eşit oldu. Dolayısıyla r'yi de 6 bulduk. Evet, R 6. Hocam bak burası da r 6. A, 6, 8, 13geninden buradan ne çıktı? 6 artı x 10 oldu ve böylelikle x'i kaç bulduk dostum? x'i böylelikle 4 bulmuş olduk. arkadaşlar. Çünkü tamam 10 buraya da ne kaldı? 4 birim kaldı. Cevabımız böylelikle 4 oldu. Evet, görüyorsunuz güzel bir soru. ÖSYM zamanında gerçekten güzel bir soru sormuş. Evet gençler böylelikle bu kısmı da halletmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Çember ve dairede benzerlik var. İsterseniz onu da bir sonraki videoda halledelim. Çünkü ayrı bir bölüm bu. O da son videoda olacak arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.